Merhaba Berenes, bir yıldır 3 boyutlu yazıcı kullanıyorum. Sen de almayı düşünüyorsan veya neymiş 3 boyutlu yazıcının artısı eksisi diyorsan bu videoda 3 boyutlu yazıcı almaman için ve alman için 5 sebebe bakacağız. Senin de 3 boyutlu yazıcılarla ilgili tecrüben varsa yorumlar kısmında belirt, almak isteyen kişilere hep beraber yardımcı olalım. Son olarak video işine yararsa da beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursan çok sevinirim. Son olarak gerçekten indirime girmiş ürünleri ve fırsatları Telegram ve WhatsApp kanallarımda paylaşıyorum. 54 bin kişi olduk. Açıklamalar kısmında linki mevcut. Katılmanızı rica ederim. Almamak için ilk sebebimize geldiğimiz zaman bekleme süreleri denebilir. 3 boyutlu yazıcıyı almayı planlıyorsan eğer uzun baskı sürelerini kabul edip beklemeye razı olman gerekli. Yani saniyede 500 milisaniye hızında yazıcılar da var, ancak bir spor arabayı alıp her zaman son hızda kullanamayacağın gibi yazıcıyı da son hızda her zaman kullanmak mümkün olmuyor. Özel hızlı filamentler kullanman gerekiyor ki hız arttıkça da hata payı da haliyle artıyor. Yani hızlı bir makine alsanız da ortalama bir obje için 5-8 saat arasında, hatta büyük objeler için 8, 18, 24 bazen günlerce beklemen gerekebiliyor çıktı alabilmen için. Yani hızlı sonuçlar beklenenler için 3 boyutlu yazıcılar ideal bir çözüm olmayabilir. 2. Almak için bir sebebe geldiğimiz zaman tasarruf etmenizi sağlayabilir. Maliyet açısından sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz küçük parçalar ve yedek parçalar için 3 boyutlu yazıcı dışarıdan satın almaya göre daha ekonomik bir çözüm olabiliyor. Örneğin bir arkadaşımın Dyson'ın tetik düğmesi kırılmıştı. Servis 3000 TL fiyat istemiş. O da 50 TL'ye mal edip 3 boyutlu yazıcıdan baskı alarak sorunu çözdü. Veya araba içinde de çoğu plastik malzemeyi de rahatça 3 boyutlu yazıcı üzerinden basabilirsiniz. Ben de mesela 3 boyutlu yazıcı üzerinden dart tahtası için bir led ışık bastım. Yani satış fiyatı 5090 TL olan ürünü 350 TL'ye mal etmiş oldum. Yani hem tasarruf edip hem de eşe dosta yardım edebilirsin. Almamak için ikinci sebebe geldiğimiz zaman bir miktar sesli çalışmaları denebilir. 3 boyutlu yazıcıların çalıştığı bir odada uyumak pek mümkün değil. Veya gün boyunca siz bilgisayar başında çalışırken yanınızda dızt dızt diye ses çıkarması odağınızı dağıtabilir. Bendeki 3 boyutlu yazıcının ortalama sesi yaklaşık 60 desibel. Ben burada ofisin mutfağına koydum. Yani kimseyi rahatsız etmiyor. Yani 3 boyutlu yazıcı almayı düşünüyorsanız sesten minimum etkilenmek için ayrı bir oda tahsis etmeniz gerekebilir. Burada bir araya giriyorum. Videolarımı izleyenlerin %80'i kanalıma abone değil. Herhangi bir ücreti olmayan abone ol butonuna basarsan çok sevinirim. Desteğin benim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Almanız gereken bir sebebe geldiğimiz zaman zevkli bir hobi 3 boyutlu yazıcı. Yani hem yetişkinler için hem çocuklar için eğlenceli ve yaratıcı bir hobi olabilir. Günlük hayatta da hayatınızı kolaylaştırabilecek objeler, figür basmak, bir şeyler oluşturmak veya çok büyük objeleri parça parça çıkartarak da yaratıcılığınızı katarak çok farklı objeler basabilirsiniz. Yani sizi keyif verecek mental açıdan da böyle bir hobiye sahip olmak sizi mutlu edebilir. Almamanız gereken bir sebebe geldiğimiz zaman teknik bilgi gerektirir. Yazılım programlarını öğrenmek bir sorun, bir problem olduğu zaman ilk başlarda, ki bu epey fazla olabiliyor. Yani gerektiğinde elinize tornavida almanız gerekebilir. Biraz uğraşmayı sevmiyorsanız, yani problem çözmeyi sevmiyorsanız sıradan bir kullanıcı için çok uygun cihazlar değiller. 3 boyutlu yazıcılarda en sık karşılaşılan sorunlardan birisi yapışma sorunu olabiliyor. Ben de bu sorundan muzdariptim ta ki bu Filosofya markasının yapıştırıcısı ile tanışana kadar. Yani ücretini verip aldığım bir ürün, sponsoru yok ama marka çok ilgili. Yani Anıl Bey'e de özellikle çok teşekkür ederim. Eğer 3 boyutlu yazıcınızda tabla yapışma sorunu yaşıyorsanız bu yapıştırıcı kesinlikle size çözüm olacaktır. Almanız gereken bir fikre geldiğimiz zaman, tamam hobi dedik ancak 3 boyutlu yazıcı ile para kazanmanız da mümkün. Reçine bir yazıcı alarak model çıksa alıp boyayabilirsiniz ve para kazanabilirsiniz. Yine 3 boyutlu modelleme, 3 boyutlu tasarım yapmayı öğrenip kendinizi geliştirebilirseniz de 3 boyutlu modellerin satıldığı sitelere modellerinizi koyup yurt dışından dolar da kazanabilirsiniz. Almamanız gereken bir sebebe geldiğimiz zaman yüksek başlangıç maliyeti denebilir. Bir hevesle almak durumunda olmayın. Yani basmayı planladığınız en az 100 ürün olması lazım bence, veya farklı hobileriniz varsa, yani ben alayım sonra bakarız derseniz belli bir süre sonra sıkılabilirsiniz. Ve 3 boyutlu yazıcılar da bir süre kullandıktan sonra çoğunlukla kenarda durarak tozlanan direksiyon setleri gibi olabilir. Almanız için bir sebebe geldiğimiz zaman çok fazla internette 3 boyutlu model mevcut. Yani istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Örneğin burada ben IKEA'nın panosu için parçalar basmıştım. Yani burada gördüğünüz sitelerden basabileceğiniz binlerce model var. Tek yapmanız gereken indirmek. Yani illaki 3 boyutlu model
özel çizmenize de gerek yok. Yani burada özetle 3 boyutlu yazıcı almak kişisel ihtiyaçlarınıza ve beklentinize göre bir karar denebilir. Yukarıdaki faktörleri de dikkatlice değerlendirirseniz umarım doğru kararı verebilirsiniz. Peki siz 3 boyutlu yazıcı kullandınız mı? Deneyimlerinizi yorumlar kısmında belirtin lütfen. Bu videoyu izleyen kişilere de yardımımız olsun. Eğer bu videom işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.